Güler Hanım burada. Güler Doruk, 28 yaşındaki oğlu tiner bağımlısı. Daha vahim şeyler var Güler Hanım. Her an benim çocuğum mahalledeki çocukları öldürebilir diyor. Evet. Tüylerim diken diken oldu. Evet. Şimdi Korkuyorum. 28 yaşında Evet. nasıl başladı bu? Yalnız mı büyütüyorsunuz Güler Hanım oğlunu? Hayır, biz Zonguldak'tan geldik. Nereden? Zonguldak'tan. Zonguldak'tan. Evet. Kocan nerede? İmraniye Birlik Mahallesi'ne. Kocan? O da biz O da. aynı Heh. mahalledeniz. Tamam. Geldiği sıra biz anlayamadık nasıl başladığını. Yani İmraniye Çalışıyor Birlik. muydu? Bir işi var mıydı? Hayır. Kaç sene Orada öncesinden burada. bahsediyorsun? Kaç sene Biz önce? 15 sene oldu bu çocuk. 15 sene. 15 Siz senedir. 15 sene önce Zonguldak'tan Evet. geldiniz. Evet. Ama çalışmıyordu. Evet. Nasıl Yani başladığında? orada burada bulursa öyle seyyar işlere gidip geliyordu. Yani öyle Seyyar sabit bir yere çalışmıyordu. işler yapıyordu. Evet. Sonra Sonra bir tek mi anladık. çocuğun var hayatım? Hayır. 5 taneydi. Beş Bir tane. tanesini kaybettik. Bir tane evli kızım var. Allah 3 rahmet tane eylesin. Yani oğlum. okumuyordu çocuğu. Beşten Öbürleri evli çıktılar. midir? Hayır. Bir tane kız evli. Bir tane kız evli. Oğlanlar Şimdi bekar. bir tane erkek, bununla mı oturuyorsun sen? Öbürleri de yanınızda mı? Bir tanesi cezaevinde. O İki niye tane var. cezaevinde? Dövüşmüş etmiş işte. Arkadaşlar ortamında. İşte. Kocan ne iş yapıyor? Emekli. Emekli. Evet. İşte biz sonradan fark ettik bunun tiner aldığını. Ama biz ne yaptıysak baş edemedik. Dinlemedi. Ne yaptınız Oğlum mesela? Baş yapma, oğlum edemediniz. Ne gitme. yaptınız? Ben bunun için her şeyi yaptım Seda Ne yaptın? Hanım. Ben Bakırköy'e getirdim defalarca. Durdu mu Kasefe. peki götürdüğünde? Götürdüm, Duruyor gönlettik. mu orada? Almıyorlar ki dursa. Niye? Yatırmıyorlar ki dursa. Niye? Yatırmıyorlar. Bir hap veriyorlar. Hadi git. Bir iğne yapıyorlar. Hadi git. Ne yapsınlar Yatırmıyorlar hanım? ki Orası da dursa. kaynıyor çünkü. Ha. Kaynıyor. Ha, evet. Ondan Bunu da sonra ayrıca konuşmak lazım aslında. Bu ha. nasıl bir şeydir ya? Yatırmıyorlar. Ne olacak bunlar? Bundan bir ay önce falan tekrar yine Bakırköy'e getirdi. Ne dediler? Dediler 3-4 ay hap tedavisi görecekmiş. O tineri çekmeyecekmiş. Ondan kere dediler götür. Normala dönecekmiş ondan kere götür. Ben normala dönse zaten benim hastanede ne işim var? Doğru. Doğru Normala söylüyor. dönse benim hastanede ne işim Peki niye var? böyle yapıyorlar? Ya Çünkü çalışmıyor bu sistemler. Tiner çok zor. Tedavisi çok mümkün olmayan bir şey öyle gibi. mi? Ya ondan Tiner zaten her gün kullanıyorsa o çocuğun beyin dokusunda bile %50 civarında azalma oluyor. 6 ay kullandığı zaman bile. Çok Allah. bağımlılık yapar. 15 Bir sene. de kullanılan ilaçlarla tedaviler çalışmıyor. Ama ne deniliyor? Ya al bunu bir daha Evet. gel. Al bunu Evet. bir daha gel. Ne oluyor aile için? Çok büyük bir yıkım. Evet. Çünkü iyileşmiyor. Ama söylenen şey al bu ilacı kullan bir daha gel. Peki. Defalarca gidip geliyorlar bu şekilde. 13 sene geçmiş. 15 Yani sene. Nasrettin Hoca'nın 15 sene. göleği or çalması gibi. 15 15 sene sene. geçmiş. Güler Hanım, yani bu tiner bağımlısı olan ya da işte madde bağımlısı olan oğlunla evde başka kaç kardeşi var dedin? Bir tane kardeşi daha var. Bir Erkek tanesi mi? içeride, bir de evli kızım var. Erkek mi o da? Evet, O erkek. kaç yaşında şu an? O 31-32 yaşına O gidiyor. da mı çalışmıyor? O çalışıyor. 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 O ne yapıyor kardeşinin bu hallerine? Ne diyor? Ne yapsın ki? Dinlemiyor ki. Dövüşüyorlar mı evin içinde? Dövüşüyorlar. Tabii Dinlemiyor dövüşüyorlardır, ki. bilirim. Dinlemiyor. Oradan gidiyorum. Haydarpaşa'ya gittim. Hala laporlar da var. Neye gittin? Ne Şampanda dedin? Alın kaldı. bunu, Oraya tedavinin. gitti, lapor verdi. Oraya gidiyorum. Nümaniye gidiyorum. Bahırköy'e gidiyorum. Bu Kaymakama gitmelerinde gidiyorum. o da yanında oluyor mu senin? Bazılarını gizli gittim. Sonradan gönlü ettim. Bir iki sefer getirdim. Sana Gönlü kötü ettim. davranır mı? Yapar mı? Davranmaz olur mu? Ne yapıyor? Ya şimdi devamlı bu süratli içiyor. 24 saat. Şimdi sabahın 4'üne 5'ine kadar içiyor. Bizi 4'üne 5'ine kadar evde 4 döndürüyor. Kokudan duramıyoruz. Camları açıyoruz. Kapıları Ah. açıyoruz. Zabağa da uyumuyor. O kapı küt, bu kapı küt. Yani zabağa da bize şey yok. Ne Huzur yapıyor? hiç Hani yok. sana el kaldırması, babaya öyle Yok kokudan duramıyoruz. Biz ha de öyle diyoruz şeyler de ki yapar mı yani ya şimdi? biz şey yaptığımız zaman yapıyor. Yani Yapma vurmadı dediğiniz ama zaman. itikliyor böyle itikliyor. Yani öyle vurup vurmadı bana ama oğlum içme işte kokudan duramıyoruz. Oğlum hastayım oğlum yapma oğlum etme dediğim zaman İçerim ben diye karışmadı. İtiye git diyor başından diyor. Çıkarıyor evden. Parayı nereden buluyor tineri almak için? İstiyor abi oradan buradan hocam.
Sağdan soldan istiyor, borç istiyor. İstiyor diyorum, oğlum isteme, oğlum şöyle, oğlum böyle, zaten hiç dinlemiyor. Kaç sefer Bakırköy'üne götürdüm, sahip çıkmadılar. Sağdan soldan, sokakta dileniyor mu, ne yapıyor? Ya istiyor tiner almak için. Tiner almak için böyle sevdiği insanlardan istiyor. Ondan sonra Bakırköy'e götürdüm defalarca, 5-6 sefer götürdüm daha fazla. Hep ondan bundan yalvardım, yakardım, yalnız gittim, ondan gizli. Yani bir şeyler yapabiliyor muyum diye. Polise şikayet ettin mi? Polise de ettim. Polis bizim evimize binlerce geldi. Bize de polis aramayın. Biz ne yapabiliriz? Biz 2 saat tutma hakkımız var. Bu konuda bir şey yapamıyorlar. Yani bazı şeyler var onların müdahale edebilmesi için. Evet. Yani içiciye bir şey yapamıyorlar. Evet. Peki bilirim. Sen bir şey söyledin ya, mahallede başka çocukları öldürebilirdin. Bunu söyledin mi polise? Polislere bunu niye dedin? Merak ettim. Sen diyorsun ki mesela, ben onun için sordum. Evet. Dedin ya, mahalledeki çocukları öldürecek, korkuyorum. Ya korkuyorum. Şimdi hani sana el kaldırmıyor. Evet. Evin içinde ama sadece itiyorsun. Ha? Evet, biz ona vursak o da bize vuracak. Biz şimdi bir iki sefer evde kapıştık, abisine falan kapıştı. Yani zor araladık. Yani şimdi içtiği zaman üstümüze saldırıyor. Demiyor ki ben içiyorum, ben evin huzurunu bozuyorum, ben bunlara gece gündüz huzur vermiyorum. Evlerinde her gün huzursuzlar, benim annem babam demiyor. Onu düşünecek artık, hiç, ne yani yargılaması kaldı, ne mantığı hiç kaldı. Ayıldığı zaman yani, yok mu bu adamın üzüldüğü? Pek üzülmüyor. Çünkü sabaha kadar içiyor. 4'ten 5'ten sonra 9-10'a kadar, 11-12'ye kadar yatıyor. Ondan geri tekrar başlıyor ertesi sabaha kadar. Sabaha kadar bize huzur yok. Camlar açıyorum, kapılar açıyorum, kokudan duramıyoruz. Korkuyorum oradan. Yani babasıyla birbirine girecekler, abisiyle girecekler. Niye mahalledeki çocukları öldürecek diyorsun? Neyini gördün? Yani bir şeyini görmedim mi? Bir şeyini kendini kaybediyor ya. Ha. Tiner çektiği zaman. Kavga mı ediyor çocuklarla? Evet, tiner çektiği zaman böyle kendini kaybediyor. Olur ya, birine bir şey yapabilir. Korkuyorum. Yapabilir ki, çok karşılaştığımız olaylar devam bunlar. Tiner. Ama bunlara bir şey yapmıyor. Evet, ama kendi ailesinden birisine yapmayabilir ama yani sokakta saldırıyor. Birisi niye bana yan baktın diye. Çünkü evet, bunlar evet, bu ilaçla ve maddeyle beraber şüphecilik artabiliyor. Ha. Bu psikotik dediğimiz gerçekle gerçek olmayan ayırt edemiyor. Geçen niçin bana yan baktın diyor. Alıyor. Evet. Sihirli bir diyor. Aleti işte kalbine saplar, bir yerine saplar. Bıçak belli olmaz, anlık gidiyor. Bir olay. Bıçak alıyor gidiyor. Evden. Tabii. Sabaha kadar tiner şişeleri evde saklıyorum. Bulduğum zaman döküyorum. Gecenin biri olsun, ikisi olsun, üç olsun. Bulup geliyor. Döküyorum, bulup geliyor anı. Yani başka hayatta hiçbir bir şey düşünmüyor. Bir tek tiner. Niye böyle oldu bu çocuk? İşte anlayamadım ki. Biz buraya gelince oldu İmraniye Birlik Mahallesi'ne, anlayamadım ki. Nümune'ye gidiyorum, 5-6 sefer gitti. Daha önce hiç tedaviye ikna ettin mi? Tedaviye kaç sefer el gittim, yatırmıyorlar. Almıyorlar. Git diyorlar, bir ilaç veriyorlar, hadi git. O ilacı da tedavisi kullanmıyor. Tedavisi başarılı değil yani, bu tür olayların yani tedavisi. Onun için de uğraşmıyorlar mı? Onun için de uğraşılmıyor. Ama sonra bunlar potansiyel... Heyecan da kalmamış oluyor. Katil oluyorlar bilmem. Evet. Tabii oluyorlar. Evet. Potansiyel tehlike. Evet. Tehlike. Savcıya gittim. Evet. Şikayette bulundum. Hı. İnsan evladını mahkemeye verir mi? Ben verdim. Verir. Verdim. Verir. Dedim... Bizi dedim öldürmektense ya biz bunu öldüreceğiz ya bu bizi öldürecek bir gece. Çünkü Allah. Şoka giriyoruz. Adam diyor kafayı yiyeceğim ben. Bokudan duramıyoruz sabahı. Camları kapıları açıyoruz. Tiner kovusu Allah komşular benim başıma falan... verdi. Kimseye vermesin. Evlattan kimse imtihan etmesin. Amin. Polise gittim. Amin. Polis zaten biliyor devamlı. Savcıya gittim. Savcım dedim. Ben dedim kendimden geçtim dedim. Mahallede dedim birinin çalını çocuğunu öldürmesinden korkuyorum. İşte o zaman dedim kendini kaybediyor. Kapıları dedim yumrukluyor. Camları kırıyor. Yaptı yani bunu. Defalarca yaptı. Kaç sefer abisiyle birbirine girdiler. Komşular araladı. Ondan sonra savcı dedi ki bu binanın dedi önünde hastane yazıyor mu dedi. Hayır savcım dedim. Hastane yazmıyor dedim. Ama dedim ben hastanelere gittim. Bana yardımcı olmadılar dedim. Son çare sana geldim dedim. Gerekiyorsa benim oğlumu dedim içeri atın. Bu tinerden kurtulsun dedim. O da her gün ölüye ben de ölüyorum dedim. Bana dedim yardım eden yok, sana geldim. Ben dedim çocuğumdan davacıyım. Ondan sonra... Hiçbir şey yapamıyorlar. Evet, o da dedi ki...
Çocuk dedi birini mi öldürdü dedi, birini mi yaralattı alacağız dedi, tinere suç yok dedi. Tövbe tövbe, öldürmeden yaralamadan. Herkesin dedi işi var gücü var dedi, bir daha dedi gelme dedi. Savcım dedim, ben dedim ki evimden gelmiyorum, korkuyorum dedim. Ya dedim bizi öldürecek, ya da dedim akılda yok olmayacak, bir gece dedik biz onu vuracağız. Yani temel ocağımız söyünecek dedim, ne olur dedim bana yardım edin dedim. Tinere dedim at ya da suç yok dedi, bir şey yapamayız dedi. Oradan da işe attı. Oradan da artık bir şey çıkaramadı. İşte 15 gün, 20 gün önce yine Bakırköy'e getirdim. Ne olur dedim bana yardım edin. O zaman çocuğu da getirdin. Götürdün. Getirdim. İyi geldi seninle. Ha işte böyle. Nasıl kandırdığına götürdün? Ya bu şimdi çok içtiği zaman ben ağlıyorum ya. Saatlerce işte diyorum bak oğlum. Ben diyorum ölürsem sen çok kötü durumda kalırsın. Ay yapma gene oğlum, de onu etme. Ay. Yok rahatsızım. Gene de onu düşünüyor kendim ya. De ben çok rahatsızım. Kötü olursun. Kendim de çok rahatsızım yani. Diyorum yapma oğlum etme oğlum diyorum. İşte annelik benim böyle benim ağladığıma şey dayanamıyor. Tamam diyor anne diyor. Ah bak sana düştün diyor ama aslında. Bırakacağım anne diyor. Ah. Belediye doktora götürsene diyor. Beni yatırsana anne diyor. Ya oğlum diyorum gittim işte yatırmıyorlar ne yapayım diyorum ne yapayım. Bakırköy'üne gidiyorum, Erenköy'üne gidiyorum, Haydarpaşa'ya gidiyorum. Gidiyorum kaymakamla gözyaşı döküyorum. En son savcıya gittim. Savcım dedim şikayetçiyim. Ne olur dedim benim çocuğumu ya hastaneye yatırmak için yardımcı oluverin dedim. Eğer olmuyorsanız içeri atın dedim. Ben sağ olduğunu bileyim dedim. Kılar. Ah sağ olduğunu bileyim. Evet, sağ olduğunu bileyim bir de hani evet. Madde alamaz eğer içerideyse. En azından sağ olduğunu bileyim dedim. Birine bir şey yaparsa dedim ben ne yapacağım dedim. Kendimde değil dedim. Ondan sonra. Bak sen böyle ağlayınca demek üzülüyor anneye düşkün demek. Ben dedi. Ama kısa süreli kalıcı kısa olmuyor. Süreli, yani kalıcı. Kontrol mekanizmaları yok artık çalışmıyor. Öyle mi hocamın dediği gibi mi? Efendim? Güler Hanım hocam diyor ki Tanju Sürmeli hocam diyor ki bak dedim hocam anneye demek ki düşkün ki anne ağlayınca evet. Dayanamıyor. Hadi tedavi olayım diye kabul evet. Ediyor. Ama Tanju hocam da diyor ki kısa süreli o sonra değişir diyor. Öyle mi oluyor? İçtiği zaman beni gözü görmüyor. Oo. İçtiği zaman dutuya çıkarıyor beni kapı dışarı. Git diyor. Gidin diyor. Ben de içerim diyor. Bana karışmayın diyor. Ben içerim diyor. İçtiği zaman beni falan gözü hiç görmüyor. İtikliyor beni. İtiyor. Yani. O anda düşsen kafanı çarpsan. Evet, hiç o anda da babası sinirleniyor. Ha. Yapma diyorum. Etme diyorum. Araya giriyorum. Birine bir şey olacak diye. Ben ne yaparım? Başbakanıma mektup yazdım. Yazdın mı? O hiç benim başvurmadığım yer kalmadı. Başbakanıma mektup yazdım işte o da valiliğe bildirmiş. Valilik kaymakamlığa bildirdi. Oradan bize mektup geldi ki babasının 650 TL paralıyor diye yaptırmadılar. Oralardan da bize yardım. 650 milyon YTL alıyor. Aylık emekli var. Bir emekli var zaten. Başka bir şeyimiz yok. Ha. Oradan direkt geldi. Yani benim başvurmadığım hiçbir yer kalmadı. Ben çaresiz kaldım. Çok yoruldum artık. Şimdi tabii bu çok önemli yani. Aile bitiyor, tükeniyor. Ben çocuk bir taraftan durumdayım. Bitip tükeniyor. Son çarem sensin ve sistem yani. Kesinlikle çalışmıyor. Vay anam benim. Sağ çarem sensin yani başka artık ne gidecek yerim kaldı, ne başvuracak yerim kaldı. Ne olacak? Ne olur yani? Bilmiyorum. Ne yapması lazım? Bana hocam? Gelmesi lazım. Düzelir mi bu? Bilemiyorum ama bir denememiz lazım. Ama şimdi sen bizim dedin ki yani bu madde bağımlıların arasındaki bu tiner bağımlılarının tedavisi çok güç dedi. Çok güç. Ve yazık bak karar ama verdiği zaman şimdi oluyor. Şimdi yeni teknolojiler var. O yeni teknolojilerden uyguladıklarımız var bizim de. Onlarla bu başarı oranını arttırma şansımız var. Ama görmek lazım. Öncesinden mutlaka şunu yaparım diye gelir mi şimdi desen oldukça ki zor. Şimdi buraya gizli geldim. Ben diye tedavi. Nasılsa seyretmiyordur. Boş ver. Sus İnşallah sus seyredip de sana işte saldırmasın. Ben yüzümü kapattırmak istediydim ama gizli geldim. Şey diyor yani gizli gelmemin nedeni beni diyor her yere diye inşallah söylemezler. Söylerlerse söylesin. Ben öyle de bitmişim böyle de bitmişim zaten. Ah canım ya. Çok zordayım. Bildiğin gibi değil. Bir tek yani güvendiğim sen kaldın. Allah başka razı olsun. Başka hiçbir yerim kalmadı. Elini ayağımı öpeyim bana yardım et yani. Ay estağfurullah. Aa yapmam ağlarım ama. Ama çok zor durumdayım.
Sabaha kadar kokudan duramıyoruz canım. Dışarı çıkıyor şimdi. Seni o kadar iyi anlıyorum ki. Dışarı çıkıyor. Seni nasıl iyi anlıyorum biliyor musun? Bunu Türkiye biliyor benim şu anda seni nasıl iyi anladığımı. Dışarı çıkıyor bu sefer de gece. Bu nasıl pislik bir illet, bu nasıl pis bir ya şey bir bu. Bir de iki de işte dışarı çıkıyor. Bu sefer de bir ayak tıkırtısı geldi yoldan geçse. Hey bak diyorum, birine bir şey mi yaptı diyorum. Kalbim küt küt atıyor, hemen cama pıllıyorum. Ay hey kadına bak diyorum. Kronik bir stres devamlı ailenin içinde. Evet. Uykusuzluk. Hiç huzurumuz yok hocam, hiç huzurumuz yok. Sonuç alınamadığı için bir çaresizlik, umutsuzluk, depresyon gelişmeye başlıyor bu tür ailelerde. Ciddi anlamda onların da yardıma ihtiyaçları var. Yani yalnızca çocuğun uyuşturucu yönde tedavisi değil, bu ailenin de. Ama görüyorsunuz sistem ne kadar kötü çalışıyor. Doğru düz bir sistemimiz yok, oturtulmuş. Bu sistemin halbuki daha düzgün, daha sağlıklı çalışıyor hale getirilmesi lazım ki başbakanımıza kadar yazdığı zaman bile geri dönüp aynı çarkın içinde dönebiliyor olay. Yani bunun bir kontrol edilip bu çarkın içinde kalmamasını, aynı düzenin içinde kalmamasını sağlatılması lazım. Yeni gelişen tıbbi tedavi yöntemlerinin bir an önce Türkiye'ye getirilip uygulanması lazım. Peki, ki. Peki buna değinelim. Bunu biraz daha teferruatlı konuşalım istiyorum. Kısa bir ara, reklamlar. Evet, Türkiye'nin en önemli psikiyatrı Tanju Sürmeli hocamla konuşuyoruz. Çünkü Güler Doruk 28 yaşındaki oğlunun tiner bağımlısı olduğunu ve hiç ayık dolaşmadığını, bazen benim gözyaşlarıma dayanamaz, hadi gidelim beni tedavi ettir der. Ama bu sefer de hastaneler kabul etmiyor, kimse istemiyor. Savcılıklara gittim, bu çocuk mahalledeki çocukları öldürecek. Endişe ediyorum. Bizim de can güvenliğimiz yok. Evet. Biz alttan almasak bizi de vuracak, evet. Devirecek söylüyorum, diyorsun. Söylüyorum. Çok zaman polis aradık. Evde birbirimize girdik. Polis aradık. İki de bir de bizi diye arıyorsunuz ablama diye. Bizim yapabilecek bir işimiz yok, yok diye. Biliyorum. Gidin yapamam. Diye hastanelere gidin. İşte diye kaymakama gidin. Ya diyorum abiciğim her yere gittim diyorum. Siz beni anlamıyorsunuz. Ne yapıyorlar? O anda da olsa bunu alıp götürmüyorlar mı? Götürüyorlar ki sen sonra bırakıyorlar. Geri getiriyorlar. Bizim diye elimizde bir şey daha yok. Daha fena olur bir de geri gelince. Benim diye elimde bir şey yok. Üzgün olabilir. Beni şikayet ettiniz evet, diye. Evet, bizim diye elimizde bir şey yok. Bizim diye iki saat tutma hakkımız vardı. Git diye kaymakama. Git hastaneye. Diyorum abicim gidiyorum diyorum. Siz beni anlamıyorsunuz diyorum. Mesela komşularım diyor Güler işte şuraya gittim. İşte bunun sonu ne olacak? Şu edecek bu olacak. Ya ne yapayım diyorum. Ben diyorum gitmedi yer koymadım. Onu da yalnız bir yer bilemiyorum. Hep ona buna yavlara yavlara. Yanıma komşu alıyorum öyle. Yani başvurmadım. Yerler kalmadı benim. Hiçbir yer kalmadı. Peki sevgili hocam ne yapmalıyız şimdi? Vallahi yani... Bir kere ilk önce bazı şeyler var ki Türkiye'ye getirilmesi lazım evet, diyorsun. Bir sürü yeni tedavi yöntemleri gelişiyor ama ne yazık ki bunların Türkiye'ye gelmesi çok uzun zaman alıyor. Bunların yapılması lazım. Şu an benim yaptığım bu yeni yöntemlerden bir tanesini uygulayabilirim. Ama tabii %100 şöyle yaparız diyemiyoruz. Görmek lazım. Görmek bir lazım. De bu uyuşturucu olayında kendileri kısa süreli istekli olabiliyorlar. Geleyim kurtulayım diye sonra takip etmiyorlar tedaviyi. Ya da çok uzun süreli olmasa bile istekli, başından istekli olmuyorlar. Zorla gelir mi şimdi getirilmek Tanju durumunda hocama? Oluyorlar. Şimdi Seda Hanım, mesela 3-5 gün yapmadığı gün oluyor. Geçen bir ara bir hafta yapmadı. Ama ben o kadar mutluyum ki. Ah, bıraktı diye o kadar mutluyum ki. O kadar evimizin içinde huzurlu. Ne oldu da bıraktı acaba? İşte bir hafta yapmadı. Ama o kadar huzurluyum ki evde. Yani yeni doğmuş gibiyim. Oh diyorum evimizde huzurumuz var. Akşam diyorum yattığımız zaman diyorum. Oturdu götürdü yok diyorum. Yok. Kavga dövüş yok diyorum. Yani tiner kokusu da yok. Ne diyor o zaman? O kadar huzurluyum ki. O ne diyor peki o zaman? Okullara hiç girmedim. Girersem gider alır hemen gibilerinde. Ha, onun aklını düşürmüyorsun. Çok, daha çok iyi davranıyorum. Oğlum işte bir dediğin iki etmiyorum. Ah, elimden canım. Geldik kadar. Ama bir hafta yapmadı. Ertesi gün yine başladı. Böyle beynimden vurulmuşa döndüm. Ne yaptın, ne ettin diye. O anda yani evimizin içi alt üstüne geliyor. Allah'ım düşmanıma vermesin. Amin, amin. Düşmanıma peki vermesin. Tanju hocam diyor ki bir hafta hiç yapmadı. Evet. Ne oluyor da bırakıyorlar?
Onu tabii kendisine sormak lazım. Ne oldu, niye yapmak istemedi, ne oldu diye sormakta yarar var. Aslında aile hani sorarsam hatırlar gider yapar diye korkmuş ama tabii. Aslında sorulması lazım. Bence ne oldu, de, niye ne engelledi seni, ne yaptın diye sorulmasında yarar var. Hocam laf ettirme, öyle deyince buraya kapıyı gidiyor hemen alıver diye. Gayet iyi davranıyorum. Alttan alıyorum. Ha. Belki onudur. Belki yapmıyor. Hiç evlenmek istiyorum falan diyor mu? Ne bileyim hani beğendiği beğendiği biri. Öyle bir şey dediği yok da. Zaten evlenmek istiyorum dese de kim evlenir? Çalışmayan bir insanla, 24 saat tiner çeken bir insanla kim evlenir? Bir iş çalışmıyor. Yani diyoruz ki hiç çalışmasa bile en azından diyoruz yani oğlum bir kaşık çorbamız da olsa tamam fakiriz yoksunuz ama diyorum onu tadıyla yiyelim. Bir bardak çayımızı tadımızla yiyelim ama bunu zehir ediyor bize. Yani bizim her günümüz zehir, her günümüz huzursuzuz. Yani bir gün huzursuz olmadığımız gecemiz, günümüz yok bizim. Sabah da şimdi gece gidiyor dışarı geliyor gidiyor geliyor. Gittiği zaman da camlardan kapıyı gözlüyorum. Acaba bir ses mi geliyor? Acaba birine bir şey yapıyor? Acaba biri mi ona bir şey yapıyor? Yoldan biri geçse ben hemen yataktan fırlıyorum cama. Diyorum acaba diyorum birine bir şey yaptı da bize mi geliyorlar diyorum. Yoksa diyorum birine bir şey yaptı o mu geliyor kadın diyorum. Kadın ne hale getirmiş? Her an yani ben korku içindeyim. Yani böyle mutfakta bile olsam arkamda biri dolanıyor gibi oluyor. Hiçbiri gelmese kapı tıklıyor gibi oluyor. Yani benim... Kaygıların oldukça değilim. Yüksek, anksiyeten çok yüksek. Yani ben de iyi değilim. Şimdi hayatım, bu adam şu anda 28 yaşında. Evet. 15 sene önce başladı dedin, 13 evet. yaşında falandı herhalde. Evet, herhalde. Okula gitmiyor muydu o zaman? 5'ten çıktı. İlkokuldan sonra evet. devam evet. etmedi ve sokağa mı, ne, ilgisizliğine mi denk geldi? Yani çocuğun gözünden mi kaçtı, ne oldu? Ya işte gezerken arkadaşlarından alışmış. Ya bunları sormuş olmak için soruyorum biliyorsunuz. Anlayamadık o. Ya bunları yaşayan bir kadın şimdi, olarak anlayamadık sorayım diye soruyorum. Aslında bunların hepsi bahane. Evet. Okumaması önemli. Şimdi biz baktığımız zaman bu uyuşturucu kullananlara dikkatlerinde problem olan, öğrenmelerinde zorluk olan çocuklar. Bunlar çok daha kolay. Çevre de önemli. Çevre faktörüyle beraber uyuşturucuyla bir kere karşılaştığı zaman beyin bunu tedavi ediyor gibi algılayıp kullanma isteği yaratıyor. Şimdi öbür kardeş de suç işlemiş hapiste mesela. Evet. Yani burada genetik bir yatkınlık da olabilir. Ailede bu tür şeyleri. Şimdi o da okumamış, o da suç işlemiş, bu uyuşturucu kullanıyor. Yani bir genetik yatkınlık var. Onun için biz çocuklarımızda özellikle dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü olan çocukların ya da çok hareketli, hiperaktif diye tanımlanan çocukların eğer ciddi anlamda yardım almazlarsa, zaman içine bırakırlarsa ki bazıları öyle diyor işte amca, dede, aman bende de vardı ne olacak bir doktora götürmenize lüzum yok gibilerinden. O zaman bunlar yarın uyuşturucuyla buluşan ya da uyuşturucu bağımlısı olma olasılığını arttırıyor. Bu daha önce de bahsetmiştim. Bazen kafaya alınan darbeler de uyuşturucuyla ilgili başlamayı sağlatabiliyor. Bunlar da çok önemli. Bunları bir kere tanımlamalıyız. Sonra uyuşturucu tedavisinde ciddi anlamda sıkıntı var. Yani şu anki kullanılan yöntemlerin önemli bir kısmı iyi çalışmıyor. Yani bu tür tiner bağımlılığında... Niye biz bu kadar gerisindeyiz bu tedavi yöntemlerinde? Çünkü... Yani dünyada biz neredeyiz anlayamadım. Yani bayağı gerideyiz. Niye yeni böyle? Üstelik bizde çok var bu. Yeni yöntemlere karşı bir ilgi yok, direnç var, heyecan yok. Yani şöyle bir şey var, bizim meslek dalında heyecan kalmamış. Çünkü bu insanlar çok kronik, devamlı aynı şeyler uygulanıyor, iyileşmiyor. O zaman hekimlerde de heyecan kalmıyor. Ya onlarda da böyle bir kısır döngü oluşuyor. Bunlar nasıl olsa iyileşmeyecek. İşte savcıda da aynı kısır döngü var. Çalışan sistem yok. Herkes ne diyor? Bu olmaz. Polis de aynısını söylüyor. Polisi, savcısı, doktoru hepsi ne aynı. Diyor? Aynısı. Aile de bunu öğreniyor. Zaten o çocuk da bunu öğreniyor. Uyuşturucu kullanan, bağımlı olan. Ben bundan kurtulamam diyor. Bir kısa bir haftalık bir ara veriyor. Ondan sonra tekrar bunlara başlamaya geri dönüşüyor. Acaba o da kendini mi sınıyor olur. Yazık ne kadar dururum diye? Artık bilemiyorum sormak lazım. Belki ona. De kendini sınıyordur ya yazık 28 yaşında. Yok da ben diyorum ne yapacağım. Ya oraya gidiyorum oradan bir şey elde edemiyorum. Oraya gidiyorum öyle. Savcıya gidiyorum öyle. Polise gidiyorum öyle.
Ben ne yapacağım diyorum ya. Ne yapacağım? Artık ben çok bunaldım. Çok yoruldum. Yani kendimi o kadar yorgun hissediyorum ki. Yani İstanbul'un yükü benim üzerimde gibi gelmiş hissediyorum. Çok çaresiz kaldım. Ya ne yapacağım diyorum. Ya ne mutlaka ne yapacağım ama. Ya çok yoruldum. O kadar yoruldum ki kendimi kaldıramıyorum yorgunluktan yani. Çıkış yolu bulamıyorum. Denize düşen derler, yılana sarılı derler. Yani çıkış yolu bulamıyorum. O yılanı bile bulamıyorum diyorsun. Evet. Yani gitmedik, yer koymadım. Onun için ben çaba harcamadık, yer koymadım. Onu da kendim bir yer bilemiyorum. Yani hep una yavruları, komşularıma yavruları. Niye falan almıyorlar gidelim. Hocam? Bir hap verip yolluyorlar. Çünkü oralarda dolu, yer yok. Bir de nasıl olsa yatsa da bir süre yatacak, sonra çıkacak, tekrar buluşuyor bu tür tiner olayıyla. Yani kesin bir tedavisi olmadığı için bu tür olaylar çok tekrarlayıcı oluyor. Defalarca girip çıkıyor. Belki de yatacak yer de yok. Yani orada da bir kısıtlılık var. Hastalanmıyor mu be? O pisliği çeke çeke ciğerleri iflas evet, etmiştir onun be. Zaten zayıf. Çok zayıf. Yani pis, çok pis zayıf. Bir şey çeke evet, çeke. Evet, üzülüyorum. Değil işte, mi? Yalnız, ciğerleri iflas eder. Bütün hastadır, organlara ha. Zararı var. Beyin dokusunu, hücrelerini öldürüyor. %50 civarında daha da fazla öldürüyor ki bu yıllardır kullanıyor. Şimdi orada beyinde bir takım mekanizmalar iyice bozuluyor. Yani kayıtlar siliniyor gibi düşünün. Öyle olunca kendisini durdurması daha da imkansız hale geliyor. 15 senedir bunu yaptığına evet, göre onda artık ne şey, nasıldır beyni falan yani hatırlaması bilmem. Ya sinirler birden sinirleniveriyor. Birden sinirleniveriyor. Mesela yapma oğlum, etme oğlum, işte şöyle, işte böyle dediğim zaman birden sinirleniyor. İşte onu kullandığı için. Aslında çok iyi çocuk. Otokontrol. Tabii öfke patlamaları olur, uykusuzluklar olur. Gayet depresif bir hocam. Şekilde. Uyumuyor mu doğru hocam? Evet. Biz de uyumuyoruz, o da uyumuyor. Yani aslında biliyor musun çok iyi çocuk. Ay canım benim ya. İşte bir yani, anne görüyor musunuz? Aslında çok iyi. Çok iyi de. İşte o zaman kendini kaybediyor. Şimdi seni bir görse, ablacığım şöyle, ablacığım böyle diye dersin ki, bu çocuk dersin ne kadar saf, ne kadar keşke iyi getirseydin. Dersin. Yani o kadar cana yakın, o kadar merhametli ki, yani bir görsün, o insana ablacığım, abiciğim diye görsen ki. Allah Allah. Ama içtiği zaman ay, bambaşka bir çocuk oluyor. Bambaşka bir çocuk oluyor. Üzülüyorum, çok zayıf. Yani o anda üzülüyorum. Bazı kere nefret ediyorum ama... Yüreğin tükeniyor çünkü bazı kere. Ben artık seni anlıyorum. Artık gayle ondan uğraşmaktan, ona bağırmaktan, onlar tartışmaktan, çare bulamadığımdan... Böyle şimdi benden böyle nefesim kesiliyor. Bir an böyle tıkanacak gibi oluyorum. Çünkü evin içindeki hava, soluduğunuz atmosfer de doğru değil ki kadın. Tabii onlar oluyor, da baksana. Beni o eve koyup ben hemen ölürüm. Zaten astımım var. Evet, tıkanıyorum. Yani, şimdi artık onlar uğraşırken tıkanıyorum. Nefes alamıyorum. Üzülüyorum. Bu sefer de tıkanıyorum. Ağlıyorum, oturuyorum ya. Bu sefer de üzülüyor. Tamam anne diye, yapmayacağım anne diye. Bak diye atıyorum diye, ara diye. Üstümde yok anne diye, atıyorum diye. Ağlama sen anne diye, üzülme aa, diyor. Yazık. Ben sana diyorum inanmıyorum oğlum diyorum. Sen az sonra yaparsın diyorum. Az sonra yine başlıyor. İnanmakla ilgisi yok şimdi. Orada bir kontrol mekanizması bozulduğu için kendini durduramıyor. Yani senin ona inanıp inanmamanla artık bağı yok bu olayın. Kendini durduramıyor. Frenleme sistemleri devreye girmiyor. Tabii onun elinde yani, değil. Ki bu bana zararlı, ben bundan uzak kalayım. Kısa bir süreli düşünebilir ama uzun süreli bir eylem yapamıyor beyin. Şimdi sevgili hocam... Evvelsi gün okudum gazetede, parkta yürüyüşe çıkan genç bir kadını 3 tane tinerci ve yaşları 14 en fazla 16 arası 3 tane tinerci çocuk tecavüz etmeye kalkıyor. Kadını yatırıyorlar yere, üçü birden, çocuklar kendinde değil. Şimdi Gülen Hanım, ben endişeliyim, her an mahalledeki çocukları öldürebilir, evet. Zarar verir derken lütfen yabana atmayın. Aslında korkuyorum. Senin şikayetinin de ciddiye alınması gerekirdi. Evet. Ama dediği gibi savcının da eli kolu bağlı, kanunlar var. Savcı bey de ne demiş, bir şey yaptı mı
kavga çıkardı mı? Birini bıçakladı mı? Diye suç yok birini diyor. Öldürdü mü? Tinere diye mafyada suç yok diyor. Yok. Uyuşturucunun savcı... hiçbirinin silahı yok. Evet öyle bana diyor. Sor sen bunları. Dedim savcım dedi. İçtiğin müddetçe yok. Hiçbir şey yapamayız. Evet. Şikayet etme diyorlar. Evet. Savcım hiç şikayet dedim, etme diyorlar. Dedim savcım dedim ben çocuğumu dedim geri dönmesini istiyorum dedim. Kaybolup gidiyor dedim. İçeri dedim alın dedim. Bu dedim en azından tineri bırakasaya kadar dedim. Yine dedim bana geri dönsün dedim. Çok kötü dedim. Suçu yok dedi alamayız dedi. Birini yaralamadı dedi. Bir suçu yok dedi. Suçu olmayan çocuğu nasıl içeri atarım dedi ben dedi. Bir daha dedi gelme dedi. Hastaneye git dedi. Hastaneye gidiyorum oradan geri çağırıyorlar. Bakırköy'e gidiyorum oradan çağırıyorlar. Erenköy'e gidiyorum oradan peki, çağırıyorlar. Peki şöyle bir şey var mı Tanju Sülmeli hocam? Şimdi anne diyor ki benim çocuğum potansiyel tehlike. Sokakta her an cinayet işleyebilir. Bir iki evden diyor ekmek bıçağını alıp gittiği çok oluyor diyor. Şimdi izleyenler gibi düşündüğüm için bunu soruyorum. 15 senedir kimseye zarar vermemiş ama. Evet. Şimdi bu mesela şey midir? Ya, emniyet açısından yani hadi be kadın 15 senedir bu adam bunu yapıyor. Ama yapmayacak demek değil. Değildir. İşte her an yapabilir. Yapabilir. Aslında çünkü gözleri dönüyor bir an. Gözü dönüyor bir an. Bir an yani böyle gözleri falan kızarıyor gibi bir an yani öyle kötü kötü bakmaları falan var yani bize de yapıyor. Kendisine yani. Zarar verme bize de ya yapıyor. Da bir başkasına anam, zarar verme potansiyeli evet. Olanları devletin ciddi anlamda yatırıp izole etmesi lazım. Yani bu aslında izole edilmesi gereken bir vaka. Çünkü eğer anne diyorsa bu başkasına zarar verir evet. Ve sokakta gidip birisini öldürürse evet. Ve o savcı da evet. bunu ciddiye almadıysa bence evet. Savcı suç işliyor burada. Evet. Gelişmiş ülkelerde böyle, Amerika'da böyle. Eğer birisi bana gelip de benim yerim yok hastanede ama bu başkasını öldürebilir. Bunu izole etmen lazım. Yani sakin, sessiz bir yerde tutman evet. Lazım. Ancak bu duyguların olmadığını anlayıncaya kadar dediği evet. Halde ben onu yapmıyorsam ve dışarıda gidip birisini öldürüyorsa ben suçluyum. Doktor olarak. Ama bizde böyle gelişmiş bir şey yok ülke. Ki hocam. Burada da olması lazım. Burada da kanunlar olması aynı. Lazım. Olması bizde lazım ama bizde böyle bir şey uygulanmıyor. Yok ki. Uygulanması bizde, lazım. Kadın gidiyor bizde kocam beni öldürecek cezaevinden bile beni tehdit ediyor diyor da bir şey yapılamıyor. Bizde böyle bir şey yok ki. İşte bunların değişmesi lazım. Bunların değişmesi için değişmesi gereken çok lazım. Şey var. Çok yani şey. Biraz önce hicap duyarak şunu söyledim. Bunu yaşayan bir aile bireyi olarak söyledim. İçene istediğin kadar ihbar et. Ne yaparsan yap. Alın bunu. Bizi tehdit ediyor. Anneme evet. Şöyle yapıyor. Babama böyle yaptı. Kardeşime evet. Böyle davrandı. İşte ablama bunu yaptı. Bana bunu yapıyor. Demen hiç önemli değil. Gidip alıyorlar. İki saat sonra gönderiyor. Evet. İçeceğim evet. Diyorsa gönderiyorlar. Evet. Yani bunun suç teşkil etmesi için daha organize olmaları lazım. Ya da işte satıcı olması lazım. Yani bu yaptığı işin zaten satıcılığı şeyi yok. Oradan yok. Buradan dileniyor gidiyor. Bunu bir şekilde buluyorlar. Bu bir de galiba en ucuzu değil mi? Evet maddelerin, tabii ki her yerden bulabiliyor. Nalburcu'dan bile buluyor. Nalburlardan alıyor. Mahalleye tembih ettik ama nereden alıyor? Şimdi buna yani? Girmişken ben çok önemli. Hocam sana danışacağım bir şey daha var. Biraz önce dedim ya madde bağımlıların işte... Tedavi edilmesi de çok zor dediği Tanju Sürmeli hocamın şu olsa gerek en ucuzu bu en kolay temin etmek ve sanıyorum bu yüzden de daha çok fazlalaşıyorlar. Bir de bir büyük tehlike daha gençleri bekleyen büyük tehlike bunu da yine gazetelerden topladık çakmak gazını ciğerlerine çekmek. Evet. İşte aynı tiner usulü yapılan bir şey bu. Bir yılda 6 çocuk ölmüş. Tabii. Biliyor muydunuz bunu hocam? Evet, duymuştum. Sokaklarda bulunan işportacılardan tüp içerisinde satılan çakmak gazını kolaylıkla alan çocuklar gazı işte içlerine çekip ciğerlerine çekip halüsinasyon görebilmek için arkadaş ortamında böyle oyunlarla genelde arkadaş baskısı yani ben yaptım sen de dene bak çok güzel değişik bir şey filan gibilerinden başlatılıyor çocuklar
Ve o sırada yani bir kere de bile bunu yapalım. Neye dikkat etsin aileler? Ne yapalım? Biz nereden anlarız mesela çocuklarımızın böyle bir şey meyilli şimdi, olduğunu ya da yaptığını? Yani bu davranışları değişebilir. Birden bakarsınız ki çocuğunuz aniden hırçın davranışlar sergilemeye başladı. Ya da durur. Ha. Donuklaşır. Ya da yalan söylemeye başlar. Ya da çantanızdan para almaya başlar. Cebinizden para almaya, çalmaya başlar. Yani hırsızlık yapmaya başlar. Ya da evdeki eşyaları götürüp satmaya başlayabilir. Okul başarısı düşebilir. Uykuyla ilgili sorunlar yaşayabilir. Bazen bu uyuşturucu kullanımı olmaya başladıysa işte burnunda bir akma, gözlerinde yaşarmalar, cinsine göre böyle şeyler olabilir. Ya da bunların beraberinde alkol kullanımı da olabiliyor. Kokusu yayılmaya başlar. Ya ceplerini bir yerlerine karıştırdığınız zaman böyle naylon kese kağıtları gibi dikkat edin, çok aileler içinde, sönmüş bir sigara filan bulabilirler. Yani bunlar çeşitli şekillerde ya da renkli haplar bulabilirler. Şüphelenmeleri gerekir. Çoğunda da anneler babalar şunu söylüyor. Benim çocuğum yapmaz. Benim çocuğum böyle şeyler yapmaz diye ne yapıyorlar? Öteliyorlar. Bunları araştırmak istemiyorlar ya da peşine takılmak istemiyor. Halbuki bakmaları, aramaları lazım. Her çocuğun yapma potansiyeli çünkü var. Çünkü artık yaş çok düştü. Ve ilkokul, çok ciddi anlamda 13-14-12 yaşlara kadar. İlkokul önlerine kadar daha da düştü. Evet. Efendim kısa bir ara devam edeceğiz. Hayırlı hafta sonları inşallah. Pazartesi görüşürüz. Hoşçakalın.